Dersimize başlıyoruz. Bugünkü konumuz termodinamiğin ikinci yasası. İkinci yasasına giriş yapacağız. Bugüne kadar enerji analizini ele aldık. Enerji değişikliklere neden olma yeteneğiydi ve korunan bir özellikti. Termodinamiğin birinci yasası enerjinin korunumu, enerji eşitliği, enerji dengesi eşitliği olarak isimlendirilebilir. Termodinamiğin birinci yasası ve bu kapsamda değişikliklere neden olma yeteneği çerçevesinde korunan bir özellik olan enerjiyi ele aldık. Hem sistem sınırında olan olayları hem sistemde olan olayları inceledik. Termodinamiğin birinci yasasına uymayan hal değişimi olmaz. Termodinamiğin birinci yasasına hal değişimleri uymak zorunda. İki durumu göz önüne alalım arkadaşlar. Bir masaya sıcak bir çayı bıraktığımızda bir çay bardağı içindeki çayın sıcaklığı 60 derece santigrat olsun. Bunun sınırı yalıtımlı değilse sınırından ısı çıkışı olacak. Neden sınırından ısı çıkışı olacak? Çünkü oda 22 derece santigrat, çay 60 derece santigrat. Yüksek sıcaklıktan düşük sıcaklığa doğru ısı transferi olur. Esasında bu termodinamiğin ikinci yasası kapsamında ele alınır. Çayın sıcaklığı oda sıcaklığından büyük olduğu için sınırdan dışarıya doğru ısı geçişi olacak. Çay kısa sürede soğuyacak ya da belli bir zaman aralığında soğuyacak. Çayın kaybettiği enerji miktarı oda havasının kazandığı enerji miktarına eşit olacak. Yani hal değişimi termodinamiğin birinci yasasına uygun olacak. Uygunsa bu hal değişimi çalışır olur. Uygun değilse hem birinci yasa hem ikinci yasayla uygun olup olmadığını görmek, incelemek zorundayız. Adım adım onlara bakacağız. Yani 22 derecedeki odadan 60 derecedeki çaya ısı transferi olmaz. Bu uygun olmayan durum, uygun olan durum termodinamik yasalarına uyan durumlar olacak. Evet, ikinci durum olarak çayın sıcaklığı büyük odanın sıcaklığı dedik. Serin odada bulunan havadan çaya ısı geçişi olsun, çayın sıcaklığı daha da artsın. Bu hal değişimi kendiliğinden gerçekleşemez. İşte bu olmaz. Biraz önce de söyledik. Ama burada kendiliğinden ifadesi önemli. Kendiliğinden bu hal değişimi gerçekleşemez. Bu hal değişiminin gerçekleşmesi için bizim zorlama bazı işler yapmamız lazım. Örneğin çayın içine bir elektrikli ısıtıcı koyduğumuzda o çay daha da ısınabilir. Kendiliğinden gerçekleşmeyen hal değişimleri çerçevesinde incelememize devam edeceğiz. Eğer gerçekleşseydi çaya havanın kaybettiği enerji miktarı çayın kazandığı enerji miktarına eşit olacaktı. Yani birinci yasa açısından karşımıza bir sorun çıkmayacak. Ama kendiliğinden gerçekleşemeyen olayları biz ikinci yasa çerçevesinde ele alacağız. Yani hem birinci yasa hem ikinci yasayı sağlayan bir sistem çalışır. Sağlamayan çalışmaz. Hal değişimi termodinamiğin birinci yasasına uygun. Yani her iki durumu da göz önüne aldığımızda uygun. Yani birinci ve ikinci durum için sonuç, hal değişimleri belirli bir yönde gerçekleşir, tersi yönde gerçekleşmez. Termodinamiğin birinci yasası hal değişiminin yönü üzerine kısıtlama koyamıyor arkadaşlar. Termodinamiğin birinci yasasının sağlanması hal değişimi mutlaka gerçekleştiği anlamına gelmiyor. Mutlaka hem birinci yasa hem ikinci yasayı sağlıyorsa o hal değişimi gerçekleşebilir diyeceğiz. Birinci yasaya baktığımızda birinci yasa açısından çaydan dışarıya ısı transferi veya dışarıdan çaya ısı transferi olması hal değişiminin sağlanıp sağlanmadığını bize göstermiyor. Bu durumda termodinamik ikinci yasasına başvuracağız. Çay örneğindeki gibi ters yöndeki hal değişimleri termodinamik ikinci yasasına aykırıdır. Bu aykırılık entropi özelliğiyle ortaya konulacak. İşte ters yöndeki kendiliğinden olan hal değişimleri termodinamiğin ikinci yasasına aykırı olacak. Bu aykırılığı biz entropiyle ortaya koyacağız. Bir hal değişimi ancak termodinamiğin birinci yasasını ve termodinamiğin ikinci yasasını birlikte sağladığı zaman gerçekleşir. Bu önemli. Bakın hal değişimi birinci yasayı sağladı. Bittik attık. İkinci yasayı sağladı. Bittik attık ve sonuç gerçekleşir. Biz bugüne kadar hep birinci yasa üzerinde durduk. Birinci yasa önemli zaten. Her zaman birinci yasayı ilgili sorunlara, problemlere uygulayacağız. Ama bunun yanında ikinci yasayı da uyguladığımızda
ters bir durumla karşılaşırsak o hal değişimi gerçekleşmez diyeceğiz. İkisini de sağlamak zorunda. Termodinamiğin ikinci yasası hal değişiminin yönünü belirler. Ne dedik? Yüksek sıcaklıktan düşük sıcaklığa doğru ısı transferi olur. Yönünü belirliyor. Dağın tepesinden dağın aşağısına doğru su akar. Kendiliğinden olan olayların yönünü belirliyor arkadaşlar. Enerjinin niceliği yanında niteliğini de belirler. Termodinamiğin birinci yasası nitelikle ilgilenmez. Enerjinin niceliği, miktarı ile ve bir biçimden diğerine dönüşümü ile ilgilenir. Enerjinin miktarı ile ilgileniyor ve bir biçimden diğerine dönüşümü ile ilgileniyor birinci yasa. İkinci yasa bunun yanında niteliği ile de ilgileniyor. Hepsine adım adım bakacağız. Ne dedik biz geçmişte birinci yasayı ele alırken? Potansiyel enerji, kinetik enerjiye dönüşebilir, dönüşür demiştik. Enerjinin toplam miktarı ise sabit kalır demiştik. Bunları geçmişte güzelce anlattık. Enerjinin niteliği ve bir hal değişimi sırasında bu niteliğin nasıl azaldığının belirlenmesini sağlar. Yüksek nitelikteki, örneğin sıcaklıktaki, yüksek nitelik yani yüksek sıcaklığı da bize gösterir. Enerjinin büyük bir bölümü işe dönüşebilir. Bak burası da önemli. Ne kadar enerjinin niteliği yüksekse, örneğin sıcaklığı yüksekse enerjinin büyük bir bölümünü işe dönüştürebiliyoruz. Termodinamikte amaç ısıyı işe dönüştürmek. Isıyı işe dönüştürmek için de bize yüksek sıcaklıklar lazım. Nasıl türbine biz yüksek sıcaklıkta kızgın buharı gönderiyorsak, oradan elektrik işi elde edebiliyorsak enerjinin niteliği açısından bu değerlendirmeyi yapmamız gerekiyor. Bakın buraya da yazmışım araştır diye. Araştır dediğim her şeyi mutlaka araştırın. Su türbinleri verimi, buhar türbinleri verimi. Bu çerçevede bir araştırma yapın. Hani türbin örneğini de biraz önce verdik. Buhar türbinlerinde ve su türbinlerinde verim nasıl artar? Ne yapmamız gerekir? Güzelce bunu araştırın. Isı makinesi ve soğutma makinesi verimlerinin teorik sınırların belirlenmesine yardımcı oluyor ikinci yasa arkadaşlar. İkinci yasayı ele alıyoruz. İkinci yasaya giriş yapıyoruz. Önce ne dedik? Enerjinin niteliği ve bir hal değişimi sırasında bu niteliğin nasıl azaldığının belirlenmesini sağlar. Isı makinesi ve soğutma makinesi verimlerinin teorik sınırlarının belirlenmesine yardımcı olur. Teorik sınırlarının yani maksimum sınırların, minimum sınırların belirlenmesine de yardımcı oluyor. Kimyasal reaksiyonun tamamlanma oranını belirler. Bazı kimyasal reaksiyonlar tamamlamadan duruyor. Neden duruyor? Neden? İkinci yasaya aykırılık oluşuyor bir aşamadan sonra. Bu tamamlanma oranını belirler. Kusursuzluk durumunu tanımlar. Kusurların ortadan kaldırılmasında kullanılır. İkinci yasa ideal bir durum. Kusursuzluğu bize gösteriyor. Ama biz o kusursuzluğa her zaman ulaşamayacağız tabii ki. Ama kusurları ne kadar azaltırsak, ne kadar ortadan kaldırabilirsek bizim için o kadar iyi olacak. Biz termodinamik bilen kişiler önce birinci yasayı, sonra ikinci yasayı sistemler uyguladığımızda buradaki kusursuzluk durumunu da göreceğiz. İkinci yasaya giriş yapıyoruz arkadaşlar. Bu çerçevede ısıl enerji depoları çerçevesinde bir işlem yapacağız. Isıl enerji depoları nedir? Ona bir kısaca bakalım. Sıcaklığında bir değişim olmaksızın sonlu miktarda ısıyı verebilecek ya da alabilecek büyüklükte ısıl enerji sahasına sahip varsayımsal bir cisim. Yani belli bir sıcaklığı var. Bu sıcaklığı değişmiyor. Ama bu sıcaklık çerçevesinde herhangi bir sisteme sonlu miktarda ısı verebiliyor veya ısıyı alabiliyor. Böyle bir teorik cismi ele aldığımızda biz buna ısıl enerji deposu diyeceğiz. Isıl enerji depolarıyla artık çalışacağız arkadaşlar. Isıl enerji depoları bizim için önemli. Yukarıda ısıl enerji sıvası demişiz. O kütle çarpı özgür ısıya eşit. Jül bölü kelvin biriminde. Isıl enerji sahasını, kapasitesini tanımlayabiliriz. Kütle çarpı özgür ısıya ısıl enerji sahası diyoruz. Bakın ısıl enerji depoları neler olabilir? Atmosferik hava, yani havanın sıcaklığını sabit alabiliriz. Okyanuslar, okyanusların sıcaklığını sabit alabiliriz. Göller, akarsular, kazan örneğin termodinamikte kazan içindeki sıcaklığı sabit alabiliriz. Güneşin sıcaklığını da sabit alabiliriz. Nükleer reaktör. Hepsi bunların ısıl enerji deposu olarak ele alınabilir. Biz bu ısı enerji depolarıyla çalışıp
termodinamik sistemleri çalıştırırız. Isıl enerji depoları tanımı buysa, ısıl enerji kaynağı ve ısıl enerji kuyusuna da bakalım. Isıl enerji kaynağı, ısıl enerjiyi sağlayan depo. Bu depodan biz ısıl enerji sağlıyoruz, ısıyı çekiyoruz. Isıl enerji kuyusu ise ısıl enerjiyi alan depo. Isıl enerji kuyusuna biz kullanamadığımız ısıyı veriyoruz. Isıl enerji kaynağı ve ısıl enerji kuyusu bizim için önemli. Bu ikisine de kısaca enerji kaynağı denebiliyor arkadaşlar. Ama tanımlarını bileceğiz. Eğer ısıl enerjiyi alan bir depo varsa bunun gerçek adı ısıl enerji kuyusu. Evet, ısıl kirlenmeyi araştır demişiz. Biz ısıl enerjiyi sağlayan depo ile ısıl enerjiyi alan depo arasında çalışırken bir ısıl kirlenme de meydana geliyor. Bu kısmını da bir araştırın. Bunlar termodinamik açıdan önemli, mühendislik açısından önemli. Mühendis sadece termodinamik kurallarını bilmez, çevreye olan yararları ve zararları da bilir. Isıl enerji depoları termodinamik ikinci yasasını açıklamaya çalışırken kullanılacaktır demişim. Tamam, onları biraz sonra ele alacağız. Şimdi başka bir konuya bakalım arkadaşlar. Bir bardak suyumuz var ve biz bu sudan ısı çıkışı oluyormuş. Demek ki sıcaklığı çevreye göre yüksek ısı çıkışı oluyormuş. Ve bir pervane var. Pervaneyi de biz çalıştırarak bir iş girişi sağlıyoruz. İş girişi var, ısı çıkışı var. İş kolaylıkla enerjinin diğer biçimlerine dönüştürülebilir demişim bak, iş. Buradaki mesela pervaneyi çalıştırdığımızda tabii ki bu sıvı veya gaz neyse, bu sıvı olsun, bu sıvı ısınıyor ve bu sıvının enerjisi artıyor, sıcaklığı artıyor. Sıcaklığı arttıkça da çevreye ısı çıkışı oluyor. Yani iş kolaylıkla enerjinin diğer biçimlerine dönüştürülebiliyor. Elektrik enerjisi elektrikli ısıtıcıyla ısı enerjisine dönüştürülebiliyor kolaylıkla. Suyun içindeki dönen mil mekanik iştir bu. Önce suyun iç enerjisini arttırıyor. Sonra ısınan sudan çevreye ısı geçişi oluyor. Biraz önce de söylemeye çalıştık. Ama suya ısı girişi olunca mil dönmez. Ha bak, bu çok önemli. Sonuçta biz burada iş veriyoruz. İş girişi oluyor. Bunun iç enerjisi artıyor ve ısındığı için, sıcaklığı arttığı için ısı çıkışı da oluyor. Ama suya ısı girişi olunca bu mil kendiliğinden dönmüyor. Termodinamiğin ikinci yasasına o zaman aykırılık var. Isının işe dönüştürebilmesi için bazı özel düzeneklere gerek duyuyoruz biz. Bu düzenekler ısı makineleri arkadaşlar. Çok önemli. Bundan sonra ısı makineleriyle hep çalışacağız. Basit bir ısı makinesine önce şekil 2 ile bakalım arkadaşlar. Bizim amacımız ne? İş elde etmek. Burada bir V çıkan var. İş elde etmek. Türbinden iş elde ettiğimizde biz bu işi elektrik işine de çevirebiliyoruz. Bu türbini çalıştırabilmek için bir çevrim gerekli. Bak, burada bir çevrim var. Ve geçmişte bak, geçen derslerde türbünü, kazanı, yoğuşturucuyu, bu ısı değiştiricidir. Pompayı tek başına ele alıp açık sistem olarak inceledik ve bu elemanları birleştireceğiz dedik. İşte şöyle dörtlü bir elemanı alıp birleştirdiğimizde basit bir ısı makinesini elde ediyoruz. Öncelikle kazan da bir ısı değiştirici. Kazanlı yoğuşturucu, ısı değiştirici. Ve kazandan kızgın buhar elde edebilmemiz için herhangi bir enerji kaynağından kazana ısı girişi olması lazım. Doğalgazlı bir kazanda, doğalgazı yaktığımızda kazanın içindeki akışkan ısınacak, bir ısı girişi olacak. Enerji kaynağı var. Enerji kaynaklarından biraz önce söz ettik. Bir kazan da enerji kaynağıdır. Sonuçta Q giren çerçevesinde bu kazan çalışır. Evet, örneğin kızgın buharı elde ettik, türbüne gönderdik. Türbünü tek başına alırsak açık sistem bilgileri çerçevesinde işlem yapabiliriz. Türbün enerjiyi kullandı, kullandıktan sonra kullanamadığı kısmı attı. Bu atılan enerjiyi biz yoğuşturucuya gönderiyoruz ve yoğuşturucu bir ısı değiştiricidir. Buradan bir Q çıkan var, yani atılan, kullanılamayan enerjinin tamamını Q çıkan olarak yoğuşturucudan yoğuşturucu aracılığıyla enerji kuyusuna atıyoruz. Örneğin atmosfer. Ve buradaki mesela, burada diyelim kızgın buhar girdi. Buradan doymuş buhar çıktı. Buradan kızgın buhar girdi. Buradan doymuş buhar çıktı. Biz bu doymuş buharı yoğuşturucuda doymuş sıvıya çeviriyoruz. Çünkü pompalar
çalışırken pompanın girişinin doymuş sıvı veya sıkıştırılmış sıvı olması istenir. Neden istenir? İleride çok güzel bunu açıklayacağım. Bak bu kısmı unutmayın. Burada yoğuşturucu olmasa türbinden direkt çıkanı pompaya versek olmaz mı? Olur ama bu sistem çalışmaz. Olmamasının nedenini ileride açıklayacağım. Burada bir yoğuşturucu olmak zorunda ve pompa girişinin doymuş sıvı veya sıkıştırmış sıvı olması gerekiyor. Bunu açıklayacağız ileride. Pompaya da dışarıdan bir iş girişi var, elektrik işi girişi var. Bu çerçevede pompa doymuş sıvıyı veya sıkıştırmış sıvıyı kazana gönderecek. Kazan tekrar bunu kızgın buhar haline getirecek. Çevrim bu şekilde gerçekleşecek. Bak, sistem sınırını şu şekilde alırsak, bu kapalı bir sistem. Neden? Sınırdan Q giren var, Q çıkan var, V giren var, V çıkan var. Kütle giriş çıkışı yok. Kapalı sistem bu çevrim için. Ama kazanı veya diğer elemanları tek başına alırsak onlar açık sistem. Tamam, uzatmayalım. Şekil 2'yi arkadaşlar biz basitçe şekil 1 ile göstereceğiz. Şöyle bir gösterimi gördüğünüz an aklınıza yandaki şekil 2 gelecek. Bak, yüksek sıcaklıktaki kaynaktan bunun sıcaklığı sabittir. Q gireni alıyoruz. Isı makinesinde değerlendiriyoruz. Isı makinesinden V net çıkan var. V net çıkan. Neden? Çünkü şurada V giren, burada V çıkan var. Biz V net çıkanla ilgileneceğiz. Ve ısı makinesi kullanamadığı enerji Q çıkan olarak düşük sıcaklıktaki kuyuya atıyor. Genellikle bu gösterimi kullanırız. Yandaki şekil 2 aklımıza gelecek. Ne demişim? Isı makineleri şekil 1 ile şematik olarak verildiği gibi yüksek sıcaklıktaki bir kaynaktan ısı alırlar. Q giren olacak. Bu ısının bir kısmı işe dönüşür V net çıkar. Geri kalan atık ısı ise düşük sıcaklıktaki bir kuyuya verilir. Q çıkar. Böylece bir çevrim tamamlanır. Çevrimde bir iş akışkanı kullanılır. Tabii ki bu ısı makinelerinde biz genellikle akışkan olarak su kullanıyoruz. Şekil 2 ile dıştan yanmalı bir makine olan buharlı güç santrali verilmiştir. Dıştan yanmalı bir makine. Bu santral ısı makinesine iyi bir örnektir. Dıştan yanmalı bir makine olan buharlı güç santrali. Buharlı güç santrali ısı makinesine iyi bir örnek arkadaşlar. Burada V net çıkan, tabii ki V çıkan eksi V giren olacak. Türbinden çıkan ve pompaya giren işlerin farkı olacak. Evet, ısı makinelerini şekil 3'teki gibi de gösterebiliyoruz. Aynı şey yukarıda da var. Yüksek sıcaklıktaki depo, düşük sıcaklıktaki depo. Bak buraya sabit sıcaklık TH olarak yazmış. Bu H harfini gördüğümüz an yüksek sıcaklıktaki deponun sıcaklığı, sabit sıcaklığı aklımıza gelecek. L harfini gördüğümüz an düşük sıcaklıktaki depodaki sabit sıcaklık aklımıza gelecek. TH büyük TL. Buradan QH çıkışı, yüksek sıcaklıktaki depodan QH çıkışı ve ısı makinesinden QL çıkışı olacak V net çıkan kapsamında. Arkadaşlar şekil 2 için ayrıntılı açıklama buraya eklemişim. Biraz önce konuştuk zaten. Bunları siz okursunuz. Biraz önce konuştuklarımızı elinizin altında bulunsun diye buraya ayrıntılı olarak yazmışız. Isı makineleri şekil 3 ile verildiği gibi şematik olarak gösterilebilir. Biz şematik olarak göstereceğiz. Buharlı güç santralleri için enerji dengesi demişim. Buharlı güç santralleri ısı makineleriydi ve ısı makineleriyle önce çalışıyoruz dedik. Bu çerçevede biz enerji dengesini yapalım. Her zaman arkadaşlar birinci yasayı uygulayacağız. Enerji dengesini uygulayacağız. Adım adım şimdi bakalım. Santrale ait her bir eleman, pompa, kazan, türbin ve yoğuşturucu sürekli akışlı düzenek olarak alınabilir. Sürekli akışlı düzenekleri geçen ders ele aldık. Sistem sınırı şekil 2'deki gibi çizildiğinde ise bu çevrim kapalı bir sistem olmaktadır. Biraz önce konuştuk, hemen bak. Sistem sınırı burası. Buraya da basitçe sistemi taşımışım. Çevrim bak arkadaşlar. Sistem sınırı şu olsun. Sınır diye yazmışız.
İçeride çevrim var, kapalı sistem. Q giren var, Q çıkan var, V giren var, V çıkan var. Basitçe bak, bu şekilde gösterirsek birinci yasa analizine giren eksiye çıkan eksiye delta sistem. Çevrim varsa arkadaşlar, çevrim için delta sistem sıfır. O zaman sınırdaki olaylara bakacağız. E giren olarak Q giren, V giren var. E çıkan olarak Q çıkan, V çıkan var. Bu çerçevede E giren artı V giren eksi Q çıkan eksi V çıkan eşittir sıfır. Q'ları bir tarafa toplarsak Q giren eksi Q çıkan eşittir Q çıkan eksi V giren. Bu da V net çıkandı zaten. Şurası. Bakın, enerji analizini yaptık. Kapalı sistem için elimizde kalan son eşitlik bu. Burada ısır verimi de tanımlamışız. Artık verimlere de gireceğiz. Nedir? Elde edilen net işin toplam giren ısıya oranı. Bakın, bu sistemdeki amaç ne? V net çıkanı elde etmek. Elde edilen net iş. Bunu neyle sağlıyoruz? Q girenle sağlıyoruz. Bu Q giren olmasa V net çıkan olmaz. O zaman Q giren zaten yüksek değerde. Elde edilen net iş de bu Q girenden düşük değerde olacak. Böylece bir ısıl verim elde edeceğiz. Isıl verim 0 ile 1 arasında değişir veya %0 ile %100 arasında değişir. Ama hiçbir zaman %100 olmaz. Q giren olmasa V çıkan olmaz demişim. Bak, yukarıda Q giren olmasa V çıkan olmaz. Tabii açık bu zaten. Kullanılan iş ise V net çıkan kadar olur. O zaman biz ısıl verimi bak böyle gösterirsek. Eta ısıl. V net çıkan bölü Q giren olacak. V net çıkan ne? Yukarıda yazdık. Q giren eksi Q çıkan. O zaman V net çıkan yerine Q'lar cinsinden yazarsak elimizdeki eşitlik bu. Bunu da matematik olarak düzenlersek 1 eksi Q çıkan bölü Q giren oluyor. Bak, biz ısıl verimi hem iş cinsinden hem de sadece ısı cinsinden tanımlayabiliriz. İkisi de aynı şey. Q çıkan 0 jül olursa ısıl verim 1 oluyor. Bak, şuradaki Q çıkanı 0 alsan o zaman ısıl verim 1 oluyor. Ve biz ne dedik? Isıl verim hiçbir zaman gerçekte 1 olmaz. Mümkün değil. Hani Q çıkan olmak zorunda zaten. Bunu hani açıklayacağız dedik de burada kısa bir açıklama var. Daha ayrıntılı açıklamasını ileride yapacağım. Q çıkan olmazsa olmaz. Örneğin burada bunu 0 al. Isıl verim 1 oluyor ki gerçek sistemlerde verim hiçbir zaman %100 olmaz. Veya 1 olmaz. Isıl verim 1'den küçük olacak. 0 ile 1 arasında değişecek. Arkadaşlar, biz Q çıkan diyebileceğimiz gibi onu Q L ile de göstereceğiz. Q giren diyebileceğimiz gibi kısaca Q H ile de göstereceğiz. Isı kuyusu sıcaklığını T L ile, ısı kaynağı sıcaklığını T H ile göstereceğiz. Yani ısı verimi biz 1 eksi Q L bölü Q H olarak gösterebiliriz. Isı makinelerini güzelce ele aldık. Isı verimi de artık tanımladık. Bu çerçevede ilerleyelim. Buji ateşlemeli otomobil motoru, bak bu da bir ısı makinesi. Buji ateşlemeli otomobil motoru. Bunlarda ısıl verim arkadaşlar %30 çerçevesinde. Yani gördüğünüz gibi ısıl verim otomobillerde düşük. Otomobilin verimi düşük. Aldığım benzinin neredeyse %70'i dışarı atılıyor. En iyi otomobilde belki %40'a ulaşılabilir mi bilmiyorum ama verimler kesinlikle düşük. Dizel motor ve büyük gaz türbinleri santralleri için ısı verim yaklaşık %45 civarında. Büyük gaz türbini santralleri ve dizel motorlarda. Birleşik gaz türbin santrali. Birleşik gaz buhar türbini. Yanlış okudum, bir daha okuyalım. Birleşik gaz buhar türbini santralinde ısı verim %60 kadar oluyor. Bak, sistemi ne kadar iyileştirirsek ısı verimi arttırabiliyoruz. Ama %100 mümkün değil. %100 mümkün değil. O zaman karşımıza çevre kirliliği çıkıyor tabii ki. Adım adım gidiyoruz. Bu Q çıkan olmayabilir mi dedim, ayrıntılı olarak bakacağız. Ama buraya yine kısa bir bilgi notu yazmışım. Bir insanı ele alalım. Yaşayabilmesi, yürüyebilmesi, konuşabilmesi için enerjiye ihtiyaç duyuyor. Enerji de yiyeceklerden alınır. Yiyeceklerden alınan enerji işe dönüştürülürken kullanılamayan bir kısmı ise dışarıya dışkı olarak atılır. Mesela Q çıkan yine var. Q çıkan olmadan çevrim tamamlanamaz demişim. Neyse, ayrıntıya bakacağız yine. Bu konu entropi anlatılırken tekrar ele ayrıntılı olarak alınacak. Arkadaşlar, termodinamik ikinci yasasına giriş yapıyoruz ama daha hiç ikinci yasadan söz etmedik. Şimdi Kelvin-Planck ifadesi önemli bir ikinci yasa ifadesi.
Buna kısaca bakalım. Arkadaşlar, termodinamik kitaplarında Kelvin-Planck ifadesinin ayrıntısı var. Siz kesinlikle ayrıntısına bakacaksınız. Ben burada kısaca ele alıyorum. Termodinamik bir çevrim. Bak, çevrim, hal değişimi değil, çevrim. Gerçekleştiren bir makineye yalnızca bir kaynaktan ısı alıp net iş üretilemez. Verimi %100 olan bir ısı makinesi yapmak olanaksızdır. Kelvin-Planck ifadesi önemli. Kelvin-Planck bunu bu şekilde ortaya koymuş ve bu ifadenin tersine bugüne kadar rastlamadık. Kesinlikle bu ifade bugüne kadar her çevrimde karşımıza çıktı ve bunun tersine rastlayamadık. Kelvin-Planck ifadesi negatif ve mümkün olmayan işlemi belirlediğinden dolayı ispat edilemez demişim. İspat edilemiyor ama deneyler bu ifadenin doğruluğunu gösteriyor arkadaşlar. Bu ifadenin tersine bir deney sonucu görmedik bugüne kadar. Evet, Kelvin-Planck ifadesini kitaptan güzelce okuyun. Bir ısı makinesinin %100 ısı verime sahip olamaması sürtünme veya diğer kayıplardan kaynaklanmamaktadır. Bak, bu da önemli. Hani %100 ısı verime biz sürtünmeden dolayı mı ulaşamıyoruz? Değil. Onlar ayrı konu. Q çıkandan kaynaklanmaktadır. Q çıkanın yanında sürtünme ve diğerleri de ayrıca verimi düşürürler. Bak. Ama bir ısı makinesinin ısı veriminin %100 olmaması Q çıkandan kaynaklanıyor. Q çıkan da olmazsa olmaz. Gerçek ve ideal ısı makinelerinde ısı verimi hiçbir zaman Q çıkandan dolayı %100 olamaz. Bak, bunları 50 kere söylemişim, önemli. Bu Kelvin-Planck ifadesiyle ilgili sorular da karşınıza çıkar. Bu bilgileri unutmayacağız. Şimdi bir örnek yapalım. 2019 yılında ABD'de 3.88 trilyon kilowatt saat miktarında elektrik enerjisi üretilmiş ve bu üretimin %51 kadarı kömürle çalışan elektrik santrallerinden elde edilmiştir. Ortalama ısı verimi %34 ve kömürün ısı değerine 30 megajoule kilogram olarak alınır ve 2019 yılındaki kömür tüketimini ton olarak hesaplayınız. Bak, mühendislik problemi. Bu ABD'de olur, Türkiye'de olur, bir mühendislik problemi. Kömürden üretilen elektrik enerjisi miktarıyla başlayalım o zaman. Arkadaşlar, ne diyor? Kömürle çalışan elektrik santrallerinden elde edilmiş %51 kadarı. Bu çerçevede ortalama ısı verimi %34 ve kömürün ısı değerini 30 megajoule kilogram alarak kömür tüketimini hesaplayacağız. O zaman kömürden üretilen elektrik enerjisi miktarı VNET 3.88.10/12 demişim. Yani trilyon olduğu için tamam. Kilowatt saatin %51'ini alacağız. Net iş. Bu da 1.98.10/12 kilowatt saat. Biz arkadaşlar kilowatt saatle değil de jülle çalışabiliriz. Sonuçta watt çarpı saniye jüldü. Burada saat var. Bunu çevireceğiz. Evet, 1 mega 10^3 kilo, 3600 saniye 1 saat. O zaman çevirirsek 1.98.10^12 7.128.10^12 megajül oluyor. Megajülle çevirdik. Mega da 10^6. Sonra ısı verim verilmiş. 0.34. VNET'i de bulduk biz kömür için. 7.128.10^12 megawatt. VNET, bak, watt cinsinden. Isı verim neydi? VNET bölü QH, Q giren. QH'yi buradan çekersek kullanılan kömüre ait bir ısı değeri elde etmiş oluruz. QH 20.96 × 10^12 mega jül. Şimdi arkadaşlar bakın. VNET 7 ile başlıyor. Burası 10^12, verilen 20 ile başlıyor, burası 10^12. Yani ne kadar yüksek değerde bir ısı girişi oluyor, düşük değerde bir iş elde ediliyor. Her zaman böyle. Verim zaten 0.34 yani. Şimdi ısı değer, bir yakıtın birim kütlesinin tam olarak yakılması sonucu açığa çıkan ısı miktarı. Hani sorunun içinde ısı değer verilmiş ya. O zaman QA de kullanılan kömüre ait ısı değeri. O zaman QA'yı biz şu şekilde değerlendirebiliriz. Bak, bunlar ek bilgi yani. Bunlar ek bilgi, bunları bilin. Biz QA'yı bulduk. Kullanılan kömüre ait ısı değerini bulduk. Sonra da ısı değer verilmişse bu QH değeri ısı değer çarpı kütleye eşit. Buradan yani kütleyi bulacağız. Şu bilgi
sizin için yeni bilgi, bunu gerektiğinde kullanacağız. 20.96.10012 megajül eşittir 30 megajül bölü kilogram. Bu sorunun içinde verilmiş bak. Bu arkadaşlar tablolarda vardır. Kömürün ısı değeri bu. 1 kilogramı yaktığında bu kadar ısı veriyor. Kömür ve diğer elemanlar için tablolarda ısı değerler vardır. Isı değeri buysa megajül bölü kilogram bunun birimi. Bunu TL kilogramla çarptığımızda megajüle erişiriz zaten. Birim analizi açısından sorun yok. Buradan M'yi çekersek yaklaşık işte 0.70 gigaton. Giga'nın üzeri 9. 0.70 gigaton olarak elde ederiz. 0.70 gigaton kömür kullanılmış ve 0.34 birimle belli bir iş elde edilmiş. Isı makinelerini bu şekilde sonlandıralım. Tabii sonra yine ele alacağız. Şimdi arkadaşlar termodinamiğin ikinci yasasında Kelvin-Planck ifadesini gördük. Bu ifade ikinci yasa ifadesi çok önemli. O ifadeyi açıklamaya çalıştık ısı makinaları ile. Biz ısı makinaları yanında soğutma makinalarından da yararlanırız. Burada kısaca bakalım. Bu termodinamik elemanları ayrıntılı olarak geçen derslerde gördük. Yoğuşturucu bir ısı değiştirici, buharlaştırıcı bir ısı değiştirici. Burada kompresör var, burada kısılma vanası var. Bunları birleştirdiğimizde basit bir soğutma makinesi elde ediyoruz. Bakın şuradan başlayalım. Kompresörde VNet giren var. Kompresörü çalıştırmak için elektrik enerjisi girişi var. Bu çalıştığında 800 kilopascal basınçta 60 derecede soğutucu akışkan elde ediliyor. Bunu yoğuşturucuya gönderiyoruz. Yoğuşturucu bu akışkanın tüm enerjisini almak zorunda. QH kadarı da almak zorunda. Mutfak havası gibi bir çevre ortamına bu QH'yi atıyor. Sonra 800 kilopascal da bak ısı değiştiricidir bu. Bunu unutmayacağız. Ayrıntısını da ileride yine konuşacağız. Isı değiştiricilerinde yoğuşturucu, buharlaştırıcı olsun basınç değişmez. Termodinamikte basıncı değiştirmiyoruz. Bunun uzunluğu arttıkça tabii akışkanlar mekaniği açısından değişir bir miktar da biz termodinamikte bunları hep eşit alacağız. Çıkışta 800 kilopascal 30 derece olsun sıcaklığını düşürmüşüz. Kısılma vanasına bu şartlarda akışkanı gönderdik. Kısılma vanasının amacı bunun sıcaklığını daha da düşürmek. Neden? Amaç zaten buharlaştırıcı kısmında soğutulan ortamdan ısı çekmek. Küle ısısı buzdolabının içi bu. Buzdolabının içinde biz küle ısısını çekiyoruz. Ortamı soğutuyoruz buharlaştırıcı aracılığıyla. Burada -25 derecede 120 kilopascal basınçta gelen soğutucu akışkan içeriden enerji çektiği için sıcaklığı artıyor. -20, 120 kilopascal'la çıkmış bak. Buharlaştırıcıda basınç değişmez. Çevrim bu şekilde. Biz bu çevrimi basitçe yandaki gibi de gösterebiliriz. TL sıcaklığındaki soğutulan ortamdan küle ısısını çekiyoruz. Bu istenen sonuç bu. Soğutma makinesinde biz küle kadar içeriden ısı çekmek istiyoruz. Buzdolabının içinden. Soğutma makinesi çalışıyor. Tabii ki küle kadar çektiği ısıyı mutfağa atıyor. Dışarıya atıyor. TH büyük TL sıcaklığında ılık ortama atıyor. Giren iş ve net giren kadar. Düşük sıcaklıktaki bir ortamdan yüksek sıcaklıktaki bir ortama ısı geçişi kendiliğinden oluşmaz. İkinci yasa çerçevesinde. Ve soğutma makineleri denilen özel makinelerin kullanılmasını gerektirir. Bak kendiliğinden olması mümkün değil. Biz ve net giren çerçevesinde bunu zorluyoruz. Soğutma çevrelerinde kullanılan iş akışkanına soğutucu akışkan denir. Biz onu R ile göstereceğiz. Buhar sıkıştırmaları soğutma çevrelerinde kullanılan 4 tane eleman şekil 4 ile verilmiştir demişim ben. Yukarıda şekil 4 zaten tamam. Ayrıntılı olarak bu şekli inceleyin demişim. Soğutma makinesi çevrimi şematik olarak şekil 5 ile çizilebilir. Tamam bunları gösterdik zaten. Verimlere bakalım şimdi de. Isı makinesinin verimine bakmıştık. Soğutma makinesinin verimine de bakalım. Arkadaşlar soğutma makinesinde verim etkinlik katsayısı olarak isimlendiriliyor. Soğutma etkinlik katsayısı SEK olarak gösterebiliriz. COP olarak soğutma makinesi performans katsayısı olarak gösterebiliriz. İngilizceden gelen kısaltmayla COP olarak gösterebiliriz. Bazı kitaplar soğutma tesir katsayısı da diyor. Bunların hepsi aynı şeyi ifade ediyor.
üç şekilde gösterilebilir. Hepsi aynı kavramı ifade eder. COP soğutma makinesi veya COP-R. Elde edilmek istenen çıktı, harcanması gereken girdi. Ve net giren kadar enerji harcıyoruz biz ve QL'yi elde ediyoruz. Bu bir verim değil arkadaşlar, etkinlik katsayısı. Neden? Biz çünkü sisteme V net giren kadar bir iş veriyoruz ve QL kadar sistemden yararlanmak istiyoruz. Buzdolabının içinden enerji çekmek istiyoruz. Burada verim o değil, çünkü COP 1'e eşittir ve 1'den büyük olması istenir. Yani en düşük 1'e eşittir. Soğutma makinelerinde enerji dengesi birinci yasa. Arkadaşlar, kapalı sistem çevrimi tekrar çizersek basitçe QL içeriden çektiğimiz ısı, dışarıya attığımız ısı QE ve net giren var. E giren eksi E çıkan eşittir delta E sistemde burası sıfır çevrim için. Elimizde ne var? QL, V net giren, QH. Bunu değerlersek, toparlarsak V net giren QH eksi QL oluyor. Birinci yasa analizinden bu sonucu elde ettik. COP soğutma makinesi neydi? QL bölü V net giren. Bakın, V net gireni ısı cinsinden ifade edersek QL bölü QH eksi QL olarak da yazabiliriz. Bu ikisi de kullanılır. Şunu matematik olarak biz 1 bölü QH bölü QL eksi 1 olarak da gösteririz. Ve buna kısaca performans katsayısı deriz. COP ile arkadaşlar 1 ve 1'den büyük olabilir. Arkadaşlar, bazı gerçek durumlarda bu 1'den de küçük oluyor. Onun neden olduğunu Çengel hocamızın kitabında kısaca açıklıyor. Ama biz teorik olarak şunu söyleyeceğiz. COP en düşük 1 olur ve 1'den büyük olması istenir. 1'den küçük olduğu durumlar çok özel durumlar. Gerçekte anlık olarak 1'den küçük durumlarla da karşılaşabiliyoruz. Neyse, kafanızı karıştırmayayım. Şimdilik bunu bilin. COP ve büyük eşittir 1. Arkadaşlar, şimdi yorulduk. Bir 10 dakika ara verelim. 10 dakika sonra devam edelim.
Evet, dersimize devam edelim arkadaşlar. Isı pompalarıyla devam edelim. Isı makineleri, soğutma makinelerini gördük. Şimdi ısı pompalarına bakalım. Isı pompaları, soğutma makinelerine benzer elemanlar. Soğutma makinelerinde QL amaçtı. Isı pompalarında istenen sonuç amaç QH. Yine bir direniş olacak. Bu direniş çerçevesinde arkadaşlar biz herhangi bir ortamı ısıtacağız. Isıtmak istiyorsak amacımız QL'dir, istenen sonuç QH'dir. H. QH'dir istenen sonuç. TH büyük TL sıcaklığındaki ısıtılan ılık ortama QH ısısını gönderiyoruz. TL sıcaklığındaki soğuk çevreden QL'yi çekiyoruz. Bak, bu kendiliğinden olması mümkün değil. Bir giren iş olacak. Bu çerçevede ısı pompasında biz dışarıdan çektiğimiz bu enerjiden yararlanarak daha yüksek değerde bir enerji elde edeceğiz. Ve herhangi bir ortamı ısıtacağız. Şekil 6 ile şematik olarak ısı pompası verilmiştir. Amaç düşük sıcaklıktaki bir ortamdan yüksek sıcaklıktaki bir ortama ısı enerjisinin aktarılmasıdır. Soğutma makineleri ve ısı pompaları çevrimleri aynı yöntemiyle çalışırlar. Sadece kullanım amaçları farklıdır. Isı pompası etkinlik katsayısını biz bu sefer QH cinsinden yazacağız. VN etkilen bize QH'yi sağlayacak ve ısı pompasının performansı QH bölü QH eksi QL olarak yazılabilecek. VN etkilen yine QH eksi QL olmak üzere. Matematik olarak biz bunu 1 bölü 1 eksi QL bölü QH olarak da yazabiliriz. Arkadaşlar COP-R'yi biraz önce tanımladık QL cinsinden. COP ısı pompasını şimdi tanımladık QH cinsinden. Bu ikisini çıkardığında matematik olarak bakıyorsun eksi 1 elde ediliyor. Buradan nereye gideceğiz? COP soğutma makinesi eşittir. COP ısı pompası eksi 1. Veya COP ısı pompası eşittir. COP soğutma makinesi artı 1. Yani ısı pompalarının etkinlik katsayısı aynı sistemimiz soğutma makinesi olarak çalıştırdığımızda onun artı 1 fazlasıdır. Teorik olarak her zaman COP ısı pompası büyük 1'dir. Teorik olarak. Bu sonuç da önemli. Bir ısı pompası en kötü durumda bir elektrikli ısıtıcı gibi görev yapar. Evet. Şuradan QL ısısını çekemediğini farz edin. En kötü durumda Q giren elektrik işi burada elektrikli ısıtıcı gibi çalışıp yine ortamı ısıtır. Kitaplarda arkadaşlar enerji etkinlik oranı da var. EER olarak İngilizce'den gelen kısaltmayla EER olarak gösterebiliriz. Bu EER kavramı dünyada kullanılıyor. Bu soğutma makinesi performans katsayısı çarpı 3.412'ye veya bunu R olarak da gösterirsek soğutma makinesi aynı şey 3.412 katına eşit COP'nin. Bu enerji etkinlik oranı olarak karşımıza çıkıyor. Isı pompalarında, soğutma makinelerinde termodinamiğin ikinci yasası ifadesi, Clausius ifadesi. Kelvin-Planck'ı gördük. Şimdi Clausius'a bakalım. Termodinamik bir çevrim gerçekleştirerek çalışan ve düşük sıcaklıktaki bir ortamdan aldığı ısıyı yüksek sıcaklıktaki bir ortama aktarmak dışında hiçbir enerji etkileşiminde bulunmayan bir makine tasarlanamaz. Yani V'nin etkilen sıfır olamaz. Clausius bunu ifade etmiş. Soğutma makineleri ve ısı pompaları için VN etkilen eşit sıfır olamaz. Ancak büyük sıfır olabilir. Yani elektrik işi girişi olacak ki QL ile QH arasında bu soğutma makinesi veya ısı pompasını çalıştırabilelim. Bu ifadeler önemli. Termodinamiğin ikinci yasası ifadesidir bu. VN etkilen eşittir sıfır olamaz. Böyle bir makine yapmak olanaksız. Biz bu konuya entropi altında da ayrıntılı olarak bakacağız. Termodinamik ikinci yasasının Kelvin-Planck ve Clausius ifadeleri gerçekleştirilemeyecek olan durumları ifade eder. Gerçekleştirilemeyecek olan durumları. Kanıtlanmaları olanaksızdır. Deneyler ile elde edilen gözlemlere dayanır. Bugüne kadar ikinci yasaya aykırı bir deney yapılamamış ve bir düzenek çalıştırılamamıştır. Bu iki ifade çevrim oluşturan sistemler için geçerlidir. Bak, çevrim oluşturan. Isı makinelerin ısı verimi %100 olamaz. Soğutma makineleri ve ısı pompaların performans katsayıları sonsuz olamaz.
Sonuçta bu iki durumu elde ediyoruz. Clausius ifadesi ve Kelvin-Planck ifadesi olarak. Soğutma makineleri ve ısı pompaları performans karşılığı sonsuz olamaz. Yani bu V net gireni sıfır aldığında performans karşılığı sonsuz çıkıyor sonuç olarak. Sonsuz olamaz. Evet, örneğimiz saatte 25 litre hacminde içme bir daha okuyorum. Saatte 25 litre hacmindeki içme suyunun 18 derece santigrat sıcaklıktan 10 derece santigrat sıcaklığa soğutulması gerekmektedir. 25 litre hacmindeki içme suyu soğutulacak. Soğutucunun COP değeri 2,5 olarak verilmiştir. Soğutma yükünü kilovat olarak ve güç girişini kilovat olarak belirleyiniz. Bunun basitçe şeklini çizersek arkadaşlar, şurada bir ısı değiştirici var sonuçta. İçme suyu girişi 18 derece santigratta giriyor ve 10 derece santigratta çıkıyor. 18'de girip 10'da çıkması için buradan QL'ye kadar ısı çekmemiz lazım. Buna soğutma yükü deriz. QL'ye kadar soğutma yükünün çekilmesi gerekiyor. Üzerine nokta koymuşuz, watt biriminde çalışacağız. O zaman 18 dereceden 10 dereceye getirmek için, QL'ye kadar soğutma yükünü çekmek için bir soğutma makinesinden yararlanmamız lazım. Soğutma makinesine bu QL girecek ve giren çerçevesinde soğutma makinesi güç girişi çerçevesinde çalışacak ve QH ısısını TH ortamına atacak. COP eşitliği arkadaşlar, soğutma makinesi için QL bölü V girendi. Bunlar jül bölü jül biriminde. Watt bölü watt biriminde yazarsak QL üzeri nokta bölü V giren üzeri nokta. COP 2,5 verilmişse QL ile V giren nedir onu bizden istiyor. O zaman ısı değiştiricide enerji dengesini kuracağız. Şu ısı değiştiricide önce enerji dengesine bakalım. Giren eksiye çıkan eşittir delta sistem. Burada akışkan giriyor, buradan çıkıyor. Sürekli akış var. Burası 0 watt. Sınırda ne var? E kütle girişi var, E kütle çıkışı var ve QL çıkışı var. Bunları derleyip toparlarsak E kütle giren eksi E kütle çıkan eşittir QL olacak. Potansiyel ve kinetik enerjileri ihmal ettik. Kütlesel debiler zaten giriş çıkışta aynı. Bu çerçevede arkadaşlar potansiyel ve kinetik enerjiler ihmal edilirse E kütleyi biz sadece entalpi cinsinden yazabiliyorduk. Kütlesel debi çarpı H1 eksi kütlesel debi çarpı H2 eşittir QL olarak veya M çarpı H1 eksi H2 eşittir QL olarak bunu yazabiliriz. 18 derece santigrat için H1 akışkanın girişi arkadaşlar sıkıştırılmış sıvıdır bu. Bunun H'sini yaklaşık düşük sıcaklıklarda var. Düşük sıcaklıklarda yaklaşık H1F olarak alabiliriz. Buradaki sıcaklıklar da düşük. 18 derece 10 derece. O zaman H1'i E1F olarak ilgili tablonu alırsak bu 75.529 kilojül bölü kilogram. 10 derece için H2 42.022 kilojül bölü kilogram olarak elde edilir ilgili tabloda. Bunlar elimizde dursun. QL hesabında işimize yarayacak. Hacim hesabına bakalım. 25 litre olarak verilmiş hacim. Biz bunu metreküme çevirirsek tabii ki 1 metreküp 1000 litre. 0.025 metreküp. Hacimsel debiye geçersek arkadaşlar saatte 25 litre olarak soruda verilmiş delta T. O zaman hacim 0.025 metreküp. Yukarıda bulduk. Saatte dediğine göre burayı 3600 saniye böleceğiz. 6.94 10 üzeri çarpı 10 üzeri eksi 6 metreküp bölü saniye hacimsel debisi var. Amacımız kütlesel debiyi belirlemek ya. Önce verilen bilgiler ne? Hacim verilmiş. Hacimden hacimsel debiye geçtik. Zaman aralığı da verilmiş. Kütlesel debi yoğunluk çarpı hacimsel debi. Yoğunluğu da arkadaşlar işte ortalama sıcaklıkta tablodan alabilirsin. Yani burada 18 ile 10 arasında çalışıyor. İşte ortalama sıcaklıkta özgül hacmi bulursun. Özgül hacmin tersi yoğunluktur. Onu da bulduktan sonra hacimsel debiyle çarptığımızda 6.9 çarpı 10 üzeri eksi 3 kilogram bölü saniye kütlesel debiyi belirlemiş olduk. Ha bak buraya yazmışım. Ortalama sıcaklık 14 derece için özgül hacmi bulmuşuz. Özgül hacmin tersi yoğunluktur. Tamam. VF değerleri çerçevesinde değerlendiriyoruz. QL için elimizde bilinmeyen değer kalmadı. QL'yi 0.23-25 kilovat olarak elde ederiz. Arkadaşlar bunu elde ettikten sonra COP'nin tanımı neydi? Q
QL bölü VG'den soğutma makineleri için. COP verilmiş 2,5. Biz QL'yi de elde ettik. VG'den de buradan 0.093 kilowatt. Bak 0.093 kilowatttan yararlandık. 0.23 kilowattlık bir soğutma elde ettik. COP'si 2,5. Giren elektrik enerjisinin 2,5 katı kadar bir soğutma yükü elde ettik. Evet, arkadaşlar termodinamik iki cihazına giriş yaptık. Bununla ilgili ısı makinelerinden, soğutma makinelerinden, ısı pompalarından bahsettik. Örnekler de yaptık arada ve Kelvin-Planck ifadesiyle Clausius ifadesini ele aldık. İkisi de termodinamik ikinci yasasıdır. Bu çerçevede ifadeleri kısaca tanımladık. Ayrıntısını siz çalışın dedik. Ve bugünkü dersimizi de bu şekilde bitiriyoruz. Bu termodinamik ikinci yasasının Kelvin-Planck ve Clausius ifadeleri önemli. Evet, soru yoksa yoklamadan sonra dersten çıkabilirsiniz. Bu saatten itibaren yoklamayı alıyoruz.